Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda acil yayınlarının limit türev konu anlatımlı soru fasikülünde bulunan sayfa 78, 79 ve 80'deki karma test 7 sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. A x 2'den farklı olmak üzere limitin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada pay kısmını son terimle çarpanlara ayırmamız mümkün. Yani eksi a'yı eksi a çarpı 1 şeklinde düşündüğümüzde çarpımları eksi a ve toplamları da işte x'in kas sayısı olan eksi a artı 1'i veren 2 sayı. O zaman bunu çarpanlara ayırsak x eksi a çarpı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Paydaya gelelim. Burada da benzer mantıkla eksi 2 ve a diyelim. 2 ve eksi a diyelim. Çarpımları eksi 2 a'dır. Toplamları ise x'in kas sayısı yani 2 eksi a'yı verir. Dolayısıyla bunu da x artı 2 çarpı x eksi a şeklinde yazabiliriz. Şimdi pay ve payda da x eksi a'larımız gidecek ve son durumda artık x gördüğümüz her yere a değerini yazacak olursak cevabımız a artı 1 bölü a artı 2 yapacak. Yani birinci sorumuzun cevabı d şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza. A, B, C ve L birer reel sayı olmak üzere eşikler verilmiş. Ona göre diyor ki B kaçtır? Şimdi ilk iş şu limitte x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarsak. Eksi 1'in karesi 1. 1 çıkarttık. 0 bölü x yerine eksi 1 yazdık. A eksi B artı C. Peki, şimdi dikkat edelim. Eğer şu a eksi b artı c sıfırdan farklı bir sayı olursa, sonuç ne olacak? Sıfır. Ama ne diyor bize? Limitin sonucu sıfırdan farklı bir reel sayı diyor. Öyleyse a eksi b artı c'nin işte ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki. Sıfır bölü sıfır belirsizliği gelsin. Bir şekilde belirsizliği giderelim ve sonucu sıfırdan farklı bir reel sayısı. Bulalım. E bu durumda a eksi b artı c sıfırsa ve a artı c de 6'ya eşitse buradan b değerini bulabiliriz. İşte a artı c'nin yerine 6'yı yazarsak 6 eksi b eşit sıfırdan aradığımız b değerinin 6 olduğunu görebiliriz. Yani ikinci soruda cevabımız d olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Limitin değerini sormuş. x yerine 45 yazacak olursa kosekant 45. 1 bölü sin 45'ten sin 45 kök 2 bölü 2 veya 1 bölü kök 2'ydi idi. Kök 2'dir. Ve kök 2'nin karesini alırsak 2 olur. Bölü 1 eksi kotanjant 45 1. Burada 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu belirsizliği gidermek için kosekant kare x'in yerine 1 bölü sin kare x yazalım bölü diyelim. 1 eksi kotanjant x yerine ise kosinüs x bölü sinüs x yazdık. Şimdi bu pay kısmında bir payda işleyelim bakalım. 2 sin kare x eksi 1 bölü sin kare x. Paydaya bakalım. Burada bir payda işleyelim. Sin x eksi cos x bölü sin x gelecek. Şimdi bunu aynen alıp bunu ters çevirerek çarpalım bakalım. Kısaca sinüs yerine s yazacağım artık. 2 s kare eksi 1 bölü s kare çarpı ters çeviriyoruz bunu. s bölü s eksi c. Pay ve payda da şu birer tane s gitsin. 2 s kare eksi 1 bölü s çarpı s eksi c oldu. Peki şunu şuraya alayım. Buradan devam edelim bakalım. Şurada biri görüyor muyuz? Birin yerine s kare artı c kare yazabiliriz değil mi? Bölü s çarpı s eksi c. Eksi içeri dağıtırsak s kare eksi c kare bölü s eksi c olacak. s kare eksi c kareyi de kare farkıyla s artı c çarpı s eksi c şeklinde yazdım. Pay ve paydadaki şu s eksi c'ler sadece Yani sin x artı cos x bölü sin x elde ettik son durumda. Peki artık x gördüğümüz her yere pi bölü 4 45'i yazacak olursak sin 45 kök 2 bölü 2 kos 45 kök 2 bölü 2 sin 45 kök 2 bölü 2. Burası da ne yapacak? Pay kısmı kök 2. Bunu da ters çevirip çarpalım. 2 bölü kök 2 kök 2 gidecek. Ve işte cevabımız 2 olacak. Yani 3. sorumuzun cevabı D şıkkıymış. Gelelim 4. sorumuza. Bir f fonksiyonu verilmiş toplamın değeri soruluyor. Önce f fonksiyonunun 3'in sağdan limitine bakalım. Limit diyorum x 3'e sağdan yaklaşırken. x yazacağım. Peki x değerleri 3'ten büyükse yani 3'ten farklıysa x fonksiyonumuz bu değil mi? Mutlak değer x eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 3. Mutlak değer var. Mutlak değerden kurtulalım. x 3'ten büyükse mutlak değer pozitif. Dolayısıyla bu x eksi 3 dışarıya aynen çıkacak. Bölü dedim. 2 çarpı x eksi 3. x eksi 3 sadeleşti. Işte. Buradan limitin sonucunu 1 bölü 2 olarak buldum. Burası tamam mı? Gel bakalım buraya. 5'teki limit değeri. Tabii ki 5'teki limit değerini bulurken sağdan soldan gelmem lazım ancak kritik noktamız 3 ya x değerimiz 5 olduğunda yine fonksiyonumuz bu olmayacak yani mutlak değer içerisinde x eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 3. x'e 5'ten büyük veya 5'ten küçük değer verdiğimizde yani 5 tam onda 1 sağdan soldan geldiğimizde uzatmıyorum. 5 tam onda 1 de desek 4 tam onda 9 da desek bu içerisinde her zaman pozitif çıkacak. Onun için x eksi 3 diyorum bölü 2 çarpı x eksi 3. x eksi 3'ler yine sağ değişti. Buradan da ne oldu limitin sonucu 1 bölü 2 oldu. Demek ki cevap 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1'miş. Yani c şıkkı. Geldik 5. soruya. Aşağıda y eşit f ise x 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre f x'in 1 için soldan limiti nedir? Dikkat edelim bu f x eksi 2'nin grafiği. Yani bana ne lazım? x yerine 1 üstü eksi yazayım. f 1 üstü eksi lazım. Peki. F1 üssü eksiği bulabilmek için işte burada x yerine 3 yazarsak 3 eksi 2'den 1 olmaz mı? Yalnız eksi olması lazım. O zaman diyorum ki eksi yani 3 üssü eksi dediğimde buraya bu fonksiyonda x yerine 3 üssü eksi yazdığım zaman sonuç ne oluyor? 1 üssü eksi oluyor. Aradığım değer oluyor. Ne zaman? x yerine 3 üssü eksi yazarsam. O zaman ben bu grafikte neye bakacağım? 3 üssü eksi derken 3 için soldan limite bakacağım. Soldan limite bakarsak x eşittir 3 için 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız c şıkkıdır. Gelelim 6. sorumuza. F fonksiyonu tanımlamış. Buna göre diyor limitin değeri kaçtır? İlk iş. Hemen şurada x gördüğüm her yere 9 üssü artıyı bir yazayım. Bölü dedim. F2 çarpı 9 üssü artı eksi 1. Burası ne oldu şimdi? 9 bir daha 10. İşareti 9 üssü artı. 9'dan büyük bir değer düşünüyorum. 9 tam onda 1. 1 ile topluyorum. 10 tam onda 1. Yani artı. Bölü. Buraya geldim. 2 kere 9 18. 1 çıkarttım 17. Yani F 17. İşareti ne peki? Yine bunu 9 tam 10'da 1 düşüneyim. 2 ile çarptım. 18 tam 10'da 2. 1 çıkarttım. 17 tam 10'da 2. Yani 17'den büyük artı. Peki. Şimdi f fonksiyona bakalım. Ne demiş? X'ten küçük en büyük tam sayının en büyük asal böleni. Şimdi biz burada X'i 10 üssü artı olarak. Yani 10 tam 10'da 1 gibi düşündüğümüzde. 10 tam 10'da 1'den küçük en büyük tam sayımız 10 olmaz mı? Ve 10 sayısının da asal bölenleri. 2 ve 5 değil mi? En büyük asal böleninde nedir? 5'tir. O zaman pay 5. Geldik paydaya. F 17 üssü artı. Bu sefer x'in yerine ne düşünüyoruz? 17 üssü artı. Yani 17'den büyük. 17 tam onda 1 gibi bir sayı düşünüyoruz. 17 tam onda 1'den küçük en büyük tam sayımız 17. Peki 17'nin de en büyük asal bölenine bakalım. 17 en büyük asal böleni 17. Buradan da işte artık cevabımız 5 bölü 17 olacaktır. Yani 6. sorunun cevabı D'dir. Gelelim 7 sorumuza. P fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olduğuna göre diyor. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bu fonksiyon sürekli ise şu kritik noktalarda yani x eşit 1 ve x eşit 2 noktalarında da süreklidir. x eşittir 1 noktasında sürekli ise... Fonksiyonun bu noktada sağdan limiti, soldan limiti ve tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşittir. Benzer mantıkla fonksiyon x eşit 2 noktasında sürekli ise fonksiyonun bu noktadaki sağdan limiti, soldan limiti ve fonksiyonun tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşittir. O zaman şuradan başlayalım. B fonksiyonda 1 için sağdan limit. Yani x 1 tam onda 1 gibi düşün. 1'den farkı değil mi? fonksiyonumuz bu değil mi? Tabi burayı da bir düzenlersek iyi olur. Hemen şurada şunu bir düzenleyelim. İlk terim son terimle bunu çarpanlara ayırabiliriz. Eksi 1 eksi 4 diyeyim. Çapraz çarpımların toplamı ortaya verdi. Yani x kare eksi 1 çarpı x kare eksi 4 şeklinde burayı çarpanlarına ayırdım. Paydayı aynen yazayım. x eksi 1 çarpı x eksi 2. Hatta devam edebiliriz. x kare eksi 1'i de 2 kare farkıyla x artı 1 çarpı x eksi 1 şeklinde. x kare eksi 4'ü de 2 kare farkıyla x artı 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda pay ve paydada bulunan şu x eksi 1'ler ve x eksi 2'ler sadeleşecektir. Ne kalacak? x artı 1 çarpı x artı 2 kalacak. P fonksiyonu 1 için sağdan limit değeri x gördüğümüz her yere bir yazarsak 2 çarpı 3 ile 6 olacak. P fonksiyon 1 için soldan limit değeri yine x değerlerimiz birden farklı olduğundan dolayı fonksiyonumuz bu. x yerine yine 1 yazarsak 6 gelecek ve f1 değeri x1 ise neymiş fonksiyonum a'mış. Öyleyse bak buradan a'yı 6 bulmuş olduk. Gel buna p fonksiyonu 2 için sağdan limit değeri x'e 2'den farklı bir değer verdiğimizde fonksiyonumuz yine bu değil mi? Dolayısıyla burada geleceğiz x gördüğümüz her yere 2 değerini yazacağız. 3 çarpı 4'ten 12 oldu. p fonksiyonu 2 için soldan limit değeri yine x 2'den farklı olduğu için burada x yerine 2 yazmamız lazım. Yine aynı şekilde 12 gelecek. f 2 değeri ise x 2 ise fonksiyonumuz neymiş? b'ymiş. Dolayısıyla buradan da bak B'yi 12 bulduk. Bize A artı B'yi soruyordu değil mi? E buradan da artık A 6 artı diyorum B kaç? 12 cevap 18 olmalıdır. Yani C şıkkı. Gelelim 8. sorumuza. Bir eşlik vermiş A artı B'yi soruyor bize. Önce x yerine 2 yazdığımızda şu paydanın 0 olduğuna dikkat edelim. Demek ki payda 0 oluyorsa pay kısmı da 0 olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliği gelsin. Aksi halde pay 0 olmazsa 0'dan farklı bir sayı olursa misal 3 diyelim. 3 bölü 0 sonuç 1 veya sayı olmaz. Tanımsız olur. Onun için payın 0 olması gerekiyor. Yani şurada x gördüğümüz her yere 2 değerini yazarsak 4a artı 2b artı 8 0. Bu 1. İkincisi, tabii ki şimdi 0 bölü 0 beysizliği söz konusu olduğunda çarpanlar ayırma olayına giriyorduk değil mi? O zaman şu x yerine 2 yazdığımda paydayı 0 yapan, sıkıntı yaratan x eksi 2'nin karesinin şu pay kısmında da olması lazım. Yani şunu demek istiyorum Limit de x 2'ye yaklaşırken payda da x eksi 2'nin karesi var ya pay kısmında da x eksi 2'nin karesi olması lazım ki sadeleşsin belirsizlik ortadan kalksın. Ve bunları sadeleştirdiğimiz zaman sonuçta limiti versin. Limit de kaçmış? 2'miş. O zaman limit 2 ise demek ki burada 2 çarpanımız varmış. Bu 2'yi şöyle de bulabilirsin. Bir de onu göstereyim. x 2'nin karesi dedik ya. Bunu açarsan ne gelir? x kare eksi 4 x artı 4 gelir. Ne olması lazım? A 8 olması lazım. O zaman benim burayı neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Sonuç olarak artık bu bizim neyimiz? Şöyle payımız. Hatta yazayım. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi eşitmiş ax kare artı bx artı 8'e. Tabi buradan şimdi x e 2nin karesini açıp iki polinom eşitliği gelebilirsiniz ama ben biraz pratiğe kaçacağım şimdi. A artı B'yi soruyor ya bize. O zaman ben bu eşikte x gördüğüm her yere 1 yazarsam A artı B gelmez mi? Şurada x yerine 1 yazayım. Burası da ne olacak? Sol taraf 2. İşte buradan bitecek. 8'i sola sallarsak cevap eksi 6'dır diyoruz. Yani 8'in sorunun cevabı C imiş. Gelelim 9 sorumuz A. Fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğuna göre A çarpı B nedir? Evet şurada bir kritik noktalara bir bakalım. Şurayı düzenleyelim mi önce? Mutlak değer x küçük eşit 1 ise bunu ben eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 1 diye yazabilirim değil mi? Mutlak değer x de 1'den büyükse bunu da x büyük 1 veya x küçük eksi 1 şeklinde yazabilirim. E tabii baktığımız zaman şimdi fonksiyon sürekli bir fonksiyonsa o zaman kritik noktalardaki kritik noktalarımız ne bizim burada? Eksi 1 ve 1. Eksi 1 bir ve 1'de de süreklidir. E fonksiyon eksi 1'de sürekliyse o zaman eksi 1 için sağdan limit, eksi 1 için soldan limit ve eksi 1'de tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşit olmalıdır. Ayrıca diğer kritik nokta olan 1'de de sürekliyse 1 için sağdan limit, soldan limit ve 1'de tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşit olmalıdır. Peki, Eksi 1 için sağdan limite bakalım. x eksi 1'den büyükse fonksiyonum 4x. Burada x yerine eksi 1 yazarsak eksi 4'tür. Eksi 1 için soldan limit x eksi 1'den küçükse fonksiyonumuz bu değil mi? Burada x yerine eksi 1 yazarsak 1 eksi a artı b. F eksi 1 bulmaya gerek yok. Buradan zaten eksi a artı b eşittir. Eksi 5 şeklinde a b'li bir eşitlik elde et. Zaten f eksi 1'i yazarsak da yine bunun eksi 4 olduğunu görebilirsin. Gelelim buraya. F eksi 1 değil de x eksi 1 ise fonksiyonumuz 4x x eksi 1 yazalım eksi 4'tür. Öyleyse bu eşlikten ne diyebiliriz? Eksi a artı b biri diğer tarafa atalım. Eksi 5'e eşitmiş diyebiliriz. Dursun bakalım. Gelelim şimdi buraya. Fonksiyonun bir için sağdan limiti x değerleri birden büyükse fonksiyonumuz x² a, x kare artı ax artı b. Burada x yerine 1 yazacağız. Yani 1 artı a artı b. Eşittir diyoruz. Fonksiyonun bir için soldan limiti x değerleri birden küçükse fonksiyonumuz 4x. Burada x yerine 1 yazarsak 4. Ve f1 değeri F1 değeri de aynı şekilde 4 olacak. Buradan da ne gelecek şimdi? A artı b 1 karşı atarsak 3. Artık bu iki eşitlikten A ve B değerlerini bulabiliriz. Hatta şu A artı B eşit 3'ü bunun altına yazayım. Taraf tarafa topladığımızda A'lar gider. 2B eksi 2'den B eksi 1 olur. Ve B eksi 1 ise şurada yerine yazalım. A değerimiz de 4 olur. Bize A çarpı B'yi sormuştu. A 4 B eksi 1 ise A çarpı B de buradan 4 çarpı eksi 1 ile işte eksi 4 olmalıdır. Yani 9. sorunun cevabı C şıkkıdır. Geldik 10. soruya. F fonksiyonu birebir ve sürekli olduğuna göre demiş öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi bu sürekli fonksiyonsa x eşittir 2 noktasında bu kritik noktada da süreklidir fonksiyon. Yani 2 için sağdan limit, soldan limit ve tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşittir. F fonksiyonun 2 için sağdan limiti x 2'den büyükse fonksiyonumuz x kare. Burada x yerine 2 yazarsak 4'tür. 2 için soldan limiti x 2'den küçükse fonksiyonumuz a x artı b. Burada x yerine 2 yazarsak 2a artı b'dir. F 2 değeri B2 değeri de x2 ise x kare de x yerine 2 yazarsak yine 4'tür. Yani 2a artı b 4'e eşit diyebiliriz. Şimdi bir de şu birebirliği inceleyelim bakalım. Bu parçalı bir fonksiyon. Ben bu fonksiyonun grafiğini çizmek istesem. Nasıl bir şey olacak? Şu kritik noktayı alalım 2. 2'den büyük değerler için x kare. x kareyi şöyle çizelim. x kare bu değil mi? Yalnız dikkat edelim. Burada x kareyi ne zaman alıyoruz? x 2 veya 2'den büyükse. Yani x eşittir 2 için grafin sağ tarafını alacağız. Şu sol taraf ne olacak? İptal. Burayı silelim. Peki şimdi gelelim buraya. 2'den küçükse ax artı b. Yani doğrusal bir fonksiyon. Şimdi bu doğrusal fonksiyonun grafiğinin şöyle bir şey olması lazım. x eşit şöyle bir şey olması lazım. Şöyle bir şey olabilir. Ancak dikkat et bak şöyle bir şey olamaz. Yani eğim aslında burada eğim derken x'in katsayısı a 0'dan küçük olamaz. 0'dan küçük olduğunda şöyle bir grafik olması lazım. Azalan bir fonksiyon grafiği ve bu durumda da işte bizim baktığımız zaman fonksiyon birebir olmaz. Çünkü yatay doğru testiyle çizeceğimiz yatayda doğru grafiğimizi birden fazla noktada keser. Öyleyse ne olmak zorunda? Buradaki işte şu x'in kas olan a'nın sıfırdan büyük olması gerekir. Dolayısıyla a sıfırdan büyük olmalı. Eğim pozitif olmalı. Örneğin şöyle bir grafik çizebilirim. Peki bu durumda fx örtendir demiş. Doğru mu? Bakalım. Örten olabilmesi için buradaki değer kümesindeki tüm reel sayıları elde edebilmem lazım ki baktığımız zaman ise verdiğimiz her değer için Buradaki tüm reel sayı değerlerini elde edebiliyoruz. Onun için fonksiyonumuz örten'dir. Bu doğru. Gelelim 2'ye. B'nin en büyük tam sayı değeri 3'tür. Bakalım. Şimdi burada B'nin büyük olmasını istiyorsak biz A'yı mümkün olduğunca küçük almalıyız. Ne demiştik? A 0'dan büyük bir reel sayı demiştik. O zaman şu 2A'nın en küçük olması lazım. A 0'dan büyükse 2 ile çarpılmışsin her tarafını tarafına 2A'nın da sıfırdan büyük olması lazım. O zaman sıfırdan büyük. Ağabeyciğim en küçük tam sayı 1'dir. 2A'ya 1 dediğimde bu durumda B'de en büyük değeri alır ki o da 3 olur. Onun için ikinci ifade de doğrudur. Burada şu hatayı yapmamak lazım. A1 tam sayı olmak zorunda değil. Yani burada şimdi B'nin en büyük değerini arıyoruz ya. E, o zaman A sıfırdan büyük. Ben A'ya 1 diyeyim dersen yanlış yaparsın. Çünkü a tam sayı olmak zorunda değil. a sıfırdan büyük herhangi bir reel sayı olabilir. Ona dikkat et lütfen. Gelelim 3'e. Bakalım burada ne demiş? a'nın en küçük tam sayı değeri sıfırdır demiş. Olmaz. a sıfırdan büyük demedik mi arkadaşım? a sıfır olamaz. Onun için üçüncü ifademiz yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani c şıkkıdır. Geldik 11. soruya. Fonksiyon sürekli bir fonksiyon olmadığına göre a kaç olamaz? Kritik noktaya bakalım yine. Kritik noktamız 3 değil mi? O zaman bu fonksiyonun x eşit 3 noktasındaki süreklini bir inceleyelim. Hatta gel önce şurayı bir düzenleyelim bakalım. Şurası son terimde bunu çarpanlara ayırdığımızda pay kısmı x eksi 3 çarpı x artı 2 olacak bölü x eksi 3 x eksi 3'ler sağ işte x artı 2 diyebiliriz. Yani x 3'ten farklı olduğunda fonksiyonu x artı 2 olarak düşüneceğiz. Peki f fonksiyonunun şimdi 3'ün sağdan limitine bakarsak x 3'ten farklı değil mi? İşte fonksiyonu x artı 2 düşünüyorum. x yerine 3 yazıyorum 5. f fonksiyonu 3'ün soldan limiti x'in 3'ten farklı olduğu için fonksiyon x artı 2 x yerine 3 yazarsak bu da 5. f 3 değeri e 3 değerine bakarsak ne? A. O zaman şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu 3 birbirine eşitse fonksiyon nedir? Süreklidir. Yani A'yı 5 olarak alırsak fonksiyon sürekli oluyor. 5'ten farklı alırsak ne olur? Misal 3 diyelim. Bu 3 birbirine eşit olmaz. Fonksiyon süreksiz olur. Fonksiyon sürekli bir fonksiyon olmadığına göre işte A değeri ne olmak zorunda? 5'ten farklı olmak zorunda. Yani A 5 olamaz. Cevabımız D şıkkıdır. Geldik 12. soruya. A ve B birden farklı pozitif tek sayılar olmak üzere. Limitin değeri nedir demiş. X yerine eksi 1 yazacak olursak. Eksi 1'in tek dereceden herhangi bir kökü her zaman eksi 1'dir. Pi 0 payda da 0 olur. Yani 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Burada bir değişken değiştirelim bakalım. Kolaylık olsun. Burada kökün derecesi a. Burada da b ya. O zaman ben x'i mesela nasıl düşüneyim? m üssü a çarpı b şeklinde düşüneyim. Ve yerine yazayım. Limit x eksi 1'e yaklaşırken 1 artı a. dereceden kök içerisinde işte m üssü a çarpı b dedim. Bölü. Geldim buraya. 1 artı b. dereceden kök içerisinde x yerine yine m üssü a çarpı b'yi yazdım. Şimdi burası neye eşit olacak? Bunu üsse döndürürsem m üssü a çarpı b bölü a. A'lar gidecek. m üssü b'ye eşit olacak bu. Burası ne olacak peki? Bir artı diyeyim. Üsse dönersem m üssü a çarpı b bölü b. B'ler gidecek. m üssü a olacak. Şimdi buradan devam edecek olursak bunu da şöyle açabilir miyiz? M artı 1 çarpı diyorum. M üssü B eksi 1 eksi M üssü B eksi 2 artı şeklinde gidecek. Nereye kadar? Ta ki 1'e kadar. Bölü dedik. 1 artı M üssü A'yı da M artı 1 çarpı M üssü A eksi 1 eksi M üssü A eksi 2 artı nokta nokta diyelim. Artı 1'e kadar devam ettirerek açabilirim. E bu durumda pay ve payda da şu m artı 1'ler sadeleşecek. Şimdi burası önemli. Dikkat. X değerleri eksi 1'e gidiyor. Değil mi? E a çarpı b de tekse o zaman m de ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. Onun için m gördüğümüz her yere eksi 1 yazacağız. Eksi 1. Bu arada A ve B'nin de tek olduğuna dikkat edelim. O zaman tekten tek çıkartırsak bak bunun üssü çift olacak. Bir sonrakinin üssü ne olacak? Tekten çifti çıkartırsak tek olacak. Yani eksi 1'in çift kuvvetinden artı 1 gelecek. Eksi Eksi 1'in tek kuvvetinden eksi 1 gelecek. Bu artı 1, eksi, eksi 1 şeklinde devam edecek. Peki burada toplamda kaç tane değerimiz gelecek? Şimdi bu 1'in yanında şöyle düşün. m 1 çarpım m 0 diye düşün. 0'dan 0 1 2 şeklinde b 2 b 1 son sayım b 1. Yani buradan toplamda kaç tane terim gelecek? b tane değil mi? b tane 1. Tabii b tane 1'in toplamı da b yapacak. Payı hallettik. Paydaya gelelim. Aynı yukarıdaki mantıkla A tekti zaten tekten teki çıkartırsak burası çift burası tek. Aynı mantıkla M yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in çift kuvveti 1 eksi eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 şeklinde şöyle devam edeceğiz. Peki yine burada toplamda kaç tane M0'dan M a eksi 1'e kadar 0, 1, 2 şeklinde a eksi 1'e kadar a tane 1 gelecek. a tane 1'in toplamı tabii ki ne olacak? a olacak. Dolayısıyla cevabımız işte b bölü a olmalıdır. Yani c şıkkı. Fakat daha önce de ifade etmiştim. Hatırlarsan bu 0 bölü 0 belirsizliklerinde L'Hopital dediğimiz türev alma yardımıyla soruları çok daha kısa bir şekilde çözebiliyorduk. Ancak müfredatta maalesef bu yok. Fakat yine ben bununla ilgili türevi gördükten sonra, türev alma kurallarını gördükten sonra belirsizlikleri daha kolay bir şekilde giderebilmek adına bu tarz soruları bu kural yardımıyla nasıl çözüleceğini daha sonra ayrı bir videoda anlatacağım. İstersen daha sonra onu izleyebilirsin. Gelelim 13. soruya. Aşağıda f ve f artı g fonksiyonların grafiği gösterilmiş. Bu f fonksiyonu, bu f artı g tamam. Buna göre toplamın değeri nedir? Hemen geliyorum şurada x yerine işte 1 üssü artıyı yazıyorum. g 1 üssü artı. Artı. Burada ise x yerine 1 üssü eksi yazıyorum. g 1 üssü eksi. Yani bize ne lazım? g fonksiyonunun 1 için sağdan ve soldan limiti lazım. Peki. Şöyle biraz küçülteyim grafiklerimizi bir görelim bakalım. Biz f'yi biliyoruz. Ve f artı g'yi biliyoruz. O zaman şöyle diyelim. F artı G fonksiyonunun 1 için sağdan limitine bakacak olursak. Şöyle grafik üzerinden sağdan geldik eşit işte 1'e eksi 2 değil mi? Peki f fonksiyonunda 1 için sağdan limit artı g fonksiyonunda 1 için sağdan limit bu. Böyle yazabilirim. F fonksiyonuna baktığım zaman 1 için sağdan limitlerinin eksi 1 olduğunu görüyoruz. Yerine yazalım bakalım onu da. Buradan işte aradığım g 1 üssü artı eksi 1'i karşıya atarsak eksi 1'e eşit çıkacak. Artı. Geldik g 1 üssü eksiye. Bu sefer f artı g fonksiyonunda 1 için soldan limite bakalım. 1 için soldan limit eksi 1 değil mi? Bunu da f 1 üssü eksi artı g 1 üssü eksi şeklinde yazabilirim. f fonksiyonunda peki 1 için soldan limite bakarsak o da 1. O zaman g fonksiyonunda 1 için soldan limit. Yani aradığım şu g 1 üssü eksi 1'i karşıya atarsak eksi 2 olacak. Ve buradan da işte Eksi 1 eksi 2 de cevap eksi 3 olmalıdır. Yani D şıkkı. Evet arkadaşım böylelikle bu fasikülümüzdeki limit ve süreklilikle ilgili testlerimizin ve sorularımızın sonuna geldik. Farklı konularda görüşmek üzere.